Merhabalar Fatih Bey. Merhabalar hanımefendi, hoş geldiniz. Ben Fatih Toz Yılmaz, Mersin'de yaşıyorum. Yaklaşık 10 senedir de gıda sektörünün içindeyim. Böyle işte. Peki Fatih Bey, burada neler yapıyoruz? Hizmetlerimiz nelerdir? Ürün çeşitlerimiz nelerdir? Vallahi, ve neden amca kokoreç? Öncelikle neden? Vallahi şimdilik yeniyiz. Hemen hemen bu kokoreç sektöründe daha evvelimiz var tabii ki de. Yeni 2 aydır hizmet vermekteyiz. Şimdilik sucuk, kokoreç, köfte, midye. Hani şırdan da düşünüyoruz ama pek sağlıklı bir şekilde de tutamadığımızdan dolayı şu anlık tavsiye etmiyorum. Kendim de yapmıyorum. Tavsiye de etmiyorum yani. Bu şekil. Kısmet Anladım. Olur ileride inşallah. Fatih Bey, o zaman ilerleyen zamanlarda düşünüyor musunuz? Neler düşünüyorsunuz? Hayalleriniz, hedefleriniz nelerdir? Vallahi Allah herkesin gönlüne göre verir. Herkesin rızkını ayrı verir. Bizim de niyetimiz ileride daha amca kokoreçi daha geniş, kapsamlı, daha güzel yerlere getirmeye niyetimiz var. Hedefimiz de var. Amacımızı umarım sağlıklı bir şekilde ulaşırız. Allah herkesin gönlüne göre versin. Aynen. Sizin de Allah gönlünüze göre versin. Başarılarınız daim olsun. Amin. Peki neden siz? Yani insanlar neden sizi tercih etmeli? Neden tercih etmeli? Geçen sorunuzda da neden amca dediniz? Amca olmamın nedeni mahallede, mahalle kültüründe genelde ailenin kalabalıklığından olsun, artı mahallenin toplu olarak kalabalığından olsun, o kitlenin içinde demek ki baba yarısı olabilmişiz ki amca denilebiliyor. Hani amca dediği zaman bir babanın yapamadığını tamamen kendimi insanlığa yani ne bileyim bir insana yardımcı olabiliyorsam, faydalı olabiliyorsam, yetim olsun, öksüz olsun, özellikle zaten onlara yönelik bir amcalık yapabiliyorsam ne mutlu bana. Paylaştığım insanlarla, kazandığım insanlarla paylaşabiliyorsam ne mutlu. Neticede yani bu samimiyeti ya. Siz müşterilerinize veriyorsunuz. Kesinlikle. Yıllardır. Zaten, ya özellikle sloganımız da belli zaten, amca kokoreç. Yiyen şişman, yemeyen pişman. Çok güzel. Yani. Çok güzel. Başarılarınız daim olsun.